Hocam Bataşa ile ilgili bir soru var. TC vatandaşı olsaydı alırdık demiştiniz hocam. Geçen ay TC vatandaşı olduğu öğrenildi. Gelme ihtimali var mı diye bir soru var. Valla espriyle karışık o olay gerçekleşti o gün de. Bilmiyorum tabii, ben bu konuda bir araştırma da yapmadım. Eğer böyle bir tablo varsa, biraz Pablo 4 yıldır oynamıyor. O biraz şeyli olacak yani, ne derler ona, uzun vadeli bir şey gibi. Ama bizim şu anda sinekten yağ çıkartma gibi bir şeyimiz var. Problemlerimiz var. Kime lisans çıkarabiliriz, kimi oynatabiliriz derseniz hepsini değerlendirmek zorundayız. Eğer böyle bir şansımız varsa duruma bağlı bakılabilir de, yani şey yok bu işin. Çünkü neden? Şu anda denize düştük. Her türlü şeyde birilerinden faydalanma babında elimizden gelen tüm gayretle Bursaspor adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Eğer böyle bir şeyi açık varsa da, yani oynayabilir pozisyonu varsa, fiziksel olarak da hazırsa değerlendirir diye düşünüyorum ben Tahsin hocamız. Hocam nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok şükür bizler deyiz. Hocam hızlıca ben yayına başlamak istiyorum. Bursaspor Sportif Direktörlüğü göreviniz hayırlı olsun. Sağ olun. Teknik direktör Tahsin Tan'la beraber açıklandınız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sizin fotoğrafınız ilk paylaşım yapıldığında kulüp hesabından biz de dahil olmak üzere birkaç hesap Bursaspor'un teknik direktörü olarak sizi lanse ettiler. Böyle bir duyuru geçildi. Fakat siz sportif direktör, Tahsin Tam'da teknik direktör olarak duyuruldu. Sportif direktörlüğü neden kabul ettiniz? Birincisi, ikincisi ya da önce onu bir cevaplayın, ben daha sonra yine devam edeceğim sonra. Tabii böyle bir olayda şu anda benim geçen sene bir rahatsızlık geçirmemde bir payı var. Aynı zamanda da Tahsin Hoca da son dönemde inanılmaz derecede başarılı. Biz Bursa'da bütünlüğü sağlamak için birlikteliğimizi ortaya koymamız gerekiyordu. Tahsin Hoca benim zaten geçmişten talebem. Çok da başarılı son dönemde. Bursaspor'un da bir dizayna ihtiyacı vardı teknik olarak. Ben üstteki dizaynı Tahsin Hocam da futbol takımının dizaynını yapacak diye düşünüyorum ben. Önümüzdeki dönemde hep beraber inşallah katkı sağlayıp Bursaspor'u daha iyi yerlere getirmek için tüm çabamızı sarf edeceğiz. Hocam, sportif direktör olarak İsmail Hoca, teknik direktör olarak Tahsin Hoca, Bursa Spor için önemli isimler, Bursa camiası için önemli isimler. Nasıl bir birliktelik olacak bu ikiliyle beraber? Ne gibi bir mesafe kat edeceksiniz? Ne gibi planlama yaptınız? Kulübümüz şu anda zor durumda. Transfer açık değil, biliyorsunuz. Elimizdeki malzemeyle genç oyuncularımız ve geçtiğimiz yıldan kalan usta oyuncularla beraber teknik açıdan baktığınız zaman elimizden gelen tüm gayretle bu oyuncuları doğru yönlendirerek bir yere vardırmak ana amacımız. Diğer taraftan bak, benim kendi adıma da şunu söyleyebilirim ben. Futbol dizaynını yapmak, önümüzdeki döneme futbol aklı olarak kulübe katkıda bulunmak benim görevim diye düşünüyorum ben. Yukarıdan aşağı kadar, tabandan tavana kadar bütün birimlerde önümüzdeki yıllara yatırım yapmamız gerekiyor. Eğer bu yatırımları doğru yapabilirsek de, ki Bursa'da biliyorsunuz ki futbolcu fabrikası gibi, baktığınız zaman her zaman Bursa'dan alttan futbolcular çıkabiliyor. Biz de bunu doğru dizayn ederek tabandan gelen oyuncuları A takıma daha çabuk entegre edip kulübümüzü, maddesel olarak zor durumda olan kulübümüzü bir şekilde çok fazla paraya ihtiyaç duymadan kendi oyuncularımızla absorbe etmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Bunun için de gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Önümüzdeki dönemde de baktığımızda yani kısa vadeli ve uzun vadeli planlarımız var. Bu planları ortaya koyup Bursaspor'u şu anki bu tablodan çok daha yukarılara çıkarmak ana amacımız bizim. Yeni sezon hedefini soracağım. Onunla beraber transfer tahtası tabii bununla bağlantılı olmak zorunda bu soruda. Bursaspor'un yeni sezon hedefi ne olacak? Bursa camiasına vaadiniz nedir? İkincisi de transfer tahtasının açılma ihtimali sıfır mı? Ve transfer tahtası ile beraber üçüncü bir soru da sorayım bağlantılı olarak. Takımda hangi yerli oyuncular kalacak? Bununla ilgili sorular da geliyor aşağıdan. Şimdi baktığınız zaman genel anlamda transfer tahtasının konuşulan konu, yani başkanımız ve yöneticilerimiz bu pozisyonda açamayacağımızı söylediler. Böyle olunca da yapılacak bir şey yok. Elimizdeki malzeme nedir, onlara bakmaya çalışıyoruz biz şu anda. Geçmiş yıldan bugün Burak herhalde altı parmak tahmin ediyorum bir takıma transfer olmuş. Diğer yönden geçen yıldan kalan Türk oyuncular var. Onlarla da görüşme halindeyiz. Baktığınız zaman kendi bizim alttan getirdiğimiz
bir iki oyuncu da problem var. Gitmek istiyorlar. Diğer 4-5 tane geçen senedeki usta oyuncularımız da büyük ihtimalle kalacak gibi gözüküyor. Bizim de baktığınız zaman genel dizaynda, yani ben tabii teknik işlerde o oynar bu oynar anlamında çok fazla şey yapmak istemiyor ama genel yapıda şu var. El ayağı düzgün bir takım. Forvet'te biraz eksiğimiz olabilir ama el ayağı bir düzgün bir takım çıkacak diye düşünüyoruz. Bizim genç jenerasyonumuzdan çıkan çocuklar zaten inanılmaz derecede katkıda bulunuyorlar. İnşallah bu sene onlar da hem kendilerini geliştirirler hem Bursaspor'u bu gelişmeyle bir yerlere vardırırlar. Bazen bu tür olası olaylar genç oyuncular için büyük şans oluyor. Bunu biz şans olarak değerlendirip o genç arkadaşlarımızın hepsini iyi monte edip takıma iyi oyunu, iyi futbol ve sonucunda burası Bursaspor. Bursaspor'un biliyorsun şu andaki tablo olarak belki istediğimiz yerde olmayabiliriz ama Bursaspor'da forma ağırdır. Önümüzdeki yıl bu ligde bu formayı giyen tüm arkadaşlarımız bu ağırlığı hissettirip yani biz kalkıp hedefimiz bu şu dememizin bir anlamı yok. Bursaspor'un zaten buralarda işi yok. Onun için hedef belirlemede mutlak surette bizim yukarılarda olmamız gerekiyor. Ve elimizden geleni yapacağız yukarılara çıkmak için. Çok oyuncu sorusu geliyor. Özer Hurmacı gelecek mi? Kaleci Erhan takımda kalacak mı? Vefa Temel daha fazla şans bulacak mı? Bu sorulara da cevap verirseniz seyircilerimiz çok soruyor aşağıda. Tabii teknik açıdan benim o oynar bu oynar demem gibi bir lüksse sahip değilim ben şu anda. İkinci bir şık yani şu andaki elimizdeki kadroda baktığınızda genel çerçevede Erhan'ın ben bu sözleşmesinin devam ettiğini biliyorum. Yani mesela baktığın zaman Enver Cenk Şahin'in devam ettiği gözüküyor. Ve ben genç kardeşlerimizin hepsiyle görüştüm. Bir iki tane oyuncumuzun haricinde diğer tüm oyuncularımız önümüzdeki yıl biz varız bu işte dediler. İnşallah onlar da sahaya çıktıklarında hem antrenman bazında hem maç bazında Bursaspor Kulübü'ne gerekli şeyi sağlayacaklarını düşünüyorum ben. Pozitif enerjiyi vereceklerini düşünüyorum. Biz de bu arada tabii tabanda da daha gene genç oyuncularımız da var. O oyuncuları da değerlendirmeyi düşünüyoruz. Mesela bizim 16-17 yaş grubunda çok son derece yetenekli oyuncularımız var. Önümüzdeki dönem işte hep söylediğim gibi bazen bu tür olaylar bazı futbolcular için çok büyük şanstır. İnşallah o oyunculara da bu şans gelir ve onlar da kullanırlar. Türk futboluna yeni oyuncular kazandırmış oluruz diyorum. Bazen dediğim gibi böyle olaylar genç oyuncular için çok büyük nimet oluyor. Birinci Lig'de de yaşamıştı bir sezonda, çok iyi hatırlıyorum. Hani bu Buraklar, şeyler, alakmanlar vesaire. Bunun bir benzeri de bu sene olur mu? Bütün ana amacımız zaten bu. Bunu yapmaya, gerçekleştirmeye çalışacağız. Elimizdeki o biraz evvel söylediğim geçen yıldan kalan abiler var 4-5 tane. İnşallah onlar da bize büyük katkıda bulunacak. Bunların yanında da genç oyuncularımız doğru motivasyonla, doğru şekilde kendilerine o şansı bulacaklar. Şans bulan kardeşlerimiz inşallah bizi doğru hedeflere doğru götürmek için gerekli çabasını göstereceğini düşünüyorum ben. Ben şimdi transferi konuştuk. Biraz da ekonomi olarak sormak istiyorum. Gerçi bu konunun biraz muhatap yönetimi olsa da sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Bursaspor 1 milyar üzerinde borcu olan bir kulüp ve yanılmıyorsam Türkiye'de en fazla borcu olan 4-5 kulüpten bir tanesi. Bu borçla Bursaspor geri dönebilecek mi? Yani bu zor günlerden geçebilecek mi? Siz ne görüyorsunuz? Bursaspor büyük bir camia. Büyük bir camia olduğu için de yani Bursa olarak baktığınızda biz de 4 milyonluk bir şehiriz. Bunun altından çok rahat kalkabiliriz ama güven duyulacak bir yönetim, güven duyulacak bir başkan aranıyor. İnşallah bu dönem itibariyle baktığınızda bizim başkanımız da, yönetici kardeşlerimiz de hepsi bu dönemde oldukça güvenli kişiler, doğru kişiler diye düşünüyorum ben. Eğer biz güvenli bir başkan, güvenebileceğimiz başkan, güvenebileceğimiz bir yönetim varsa Bursa'da da arkasından gelecektir. Destekler, maddi destekler olacaktır diye düşünüyorum. Bir baktığınız zaman genel çerçevede şunu söyleyebiliriz. Bu sezon baktığınızda bir tribün geliri elde etmemiz gerekiyor. Forma satışlarını çok yükseltmemiz gerekiyor. Yani işin kısaca şey tarafı, biz şahıslardan, kişilerden büyük paralar değil ama tüm şehirden küçük paralarla bunu çözebiliriz diye düşünüyorum.
Asıl mesele bunu organizasyonu yapabilmek. Başkanımız ve yöneticilerimiz bunlar için yeni plan projeler hazırlıyorlar. İnşallah bunlar tutar. Tüm Bursa'ya yayabiliriz. Küçük meblağlarla büyük katılımı gerçekleştirebiliriz. Ve böyle yaparsak da ki bu şehirde futbol şehri olarak adettiğimiz Bursa'da bunu gerçekleştirip önümüzdeki döneme, yani atıyorum 6 aylık bir dönemde bütün borçlarımızı, harçlarımızı belli oranda ödeyip transferi açıp önümüzdeki yıla bir üst lige çıkmak ana hedefimiz. Ama genel çerçevede baktığınızda bir senelik şeylerle hemen tamam oldu, her şey tamam dediğimiz zaman kısa hedeflerle işimiz zor. Onun için de uzun vadeli hedeflerimiz de var. 3 yıllık, 5 yıllık planlar yapmamız gerekiyor. Tabanda arkadaş kardeşlerimiz var. Onlara bu şansı sağlamamız gerekiyor. Her yılın sonunda eğer doğru şekilde planlama yaparsak yıl yıl devam etmemiz gerekiyor. Çünkü futbol bir yatırım olayı. Doğru şekilde doğru yatırım yaparsanız önümüzdeki yılların temellerini de atmış olursunuz. Ben bu kadar bir zor duruma düştüğümüz bu olayda bazı şeylerin doğru planlanırsa çok daha sağlam temeller üstüne kurularak yukarı doğru geleceğimizi düşünüyorum. İnşallah bunu becerebiliriz. Becerirsek hem Bursa adına hem Türk futbolu adına yeni baştan bir ne derler ona, yeni bir çığır açarız diye düşünüyorum. Neden çığır açabiliriz diye düşünüyorum. Geçmişte biz bunu yaptık. 89 senesinde bir takımımız alttan getirerek ikinci takımımızı Süper Lig'e çıkardık. Geçmişte yaptığımıza göre bundan sonra da yine uzun vadeli planlamayla yapabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Yaptığımız bir olayı tekrar bir daha başımıza geleceğini yapmak zorunda kalacağız. İnşallah beceririz. Ya gelecek mi derken şöyle, tabii bizim bu sene itibariyle, şu an itibariyle bizim takımımızda kim oynayabilir? Statü olarak söylüyorum. Yani bu performans olarak söylemiyorum. Statü olarak kimin lisansını çıkarabiliyoruz, kimin çıkaramıyoruz pozisyonda konuştuğumuzda genel çerçevede. Tahsin hocamla ve yönetici arkadaşlarımızla. Mesela Özer'in bu türde bir olabileceği düşünüldü. Ben de Özer'le görüştüm. Benim görüşmemde de şöyle, tabii yani bu tür bir olayda ne düşünüyorsunuz diye, ne düşünürsün dedim. Ya hocam ben bıraktım futbolu ama tekrar yani Bursaspor'un bana ihtiyacı varsa ben elimden gelen tüm gayretle yardımcı olmaya çalışırım diye bir cevap geldi karşı taraftan. Böyle olunca da bunu tabii yine görüşülüp konuşulacaktır. Ondan sonra da eğer kabul görürse büyük ihtimalle kabul görür diye düşünüyorum ben. Sezon başı performansı, durumu, oynayabilme kapasitesi nedir? Onları Tahsin Hoca bakacaktır. Ona göre de eğer oynama şansı varsa yani çünkü neden? Başka türlü şeyimiz yok. Lisans çıkarabileceğimiz başka oyuncu olmadığından kaynaklanan bir olay bu. Ama Özer de biliyorsunuz ki yetenekleri yüksek bir oyuncu. Eğer fiziksel kalitesini ortaya koyabilirse veya işte o pozisyonda kendini iyi hissediyorsa neden olmasın diyoruz. Olma olasılığı var. Ama bu tabii Özer'e kalmış bir tablo. O güveni, o şeyi var mı? Ve o kapasitesi, o fiziksel kapasitesi ortaya çıkacak mı diye düşünmeden. Ne demiyoruz tabii. Yaş gereği de belli bir 35'li yaşlarda yanılıyorsam. Böyle olunca da kolay bir olayın içine girmeyecek yani. Ama niyetinin iyi olduğu yani bana ihtiyaç varsa ben elimden gelen tüm gayretle uğraşırım diye bana beyanda bulunduğu için olabilirliği var diye düşünüyorum. Hocam, Bursaspor 4 büyüklerden sonra şampiyon olan ilk takım. Dolayısıyla Türkiye'nin 5. büyüğü olarak da bilinen bir takım. Taraftarı olarak da yine Türkiye'nin sayılı camialarından bir tanesi. Yani Bursaspor'un büyüklüğünü zaten hepimiz biliyoruz. Peki Bursaspor 2. lige düştükten sonra Bursa şehrinin, camianın takıma ilgisi ne durumda? Bursa şehrinin ilgisinden memnun musunuz 2. lige kaldıktan sonra? Ve bununla ilgili çalışmalarınız olacak mı? Kombinli soranlar var mesela. Bursaspor taraftarını stada çekmek için diyelim ya da takıma katkıda bulunması için yaptığınız çalışmalar var mı? Ben biraz da bunlardan bahsetmenizi istiyorum. Ya şu anda tabii şu yani işin gerçeğini konuşmakta fayda var. Bizim yerimiz burası değil. Çok büyük bir camiayız ve inanılmaz derecede üzgünüz bu tür pozisyonda olduğumuz için. Ama şu var. Olan olmuş. Yapılacak bir şey yok. Şu andan itibaren benim şahsi görüşüm şu. Ben bunu yaşadığım için söylüyorum. Yine böyle futbol camiasının futbol şehirlerinden bir tanesini, Sakarya'da yaşadım ben bunu.
teknik direktör olarak. Baktığınızda Sakarya'da inanılmaz bir tablo vardı ve 30 bin seyirci oynuyordu şeyde. Biletliye oynuyor. 30 bin biletli seyirci oynamak güzel bir olay tabii ki. Hem de maddesel olarak da katkıda bulunuyorsunuz. Şu anda da Bursaspor'da 42 binlik bir stat var. Biz önümüzdeki dönem şu anki bu tablodan çıkabilmek için taraftara çok büyük görev düşüyor. İnanılmaz büyük görev düşüyor. Bursa'da da ben 40 ile 60 yaş grubu arasında sessiz bir taraftar topluluğu olduğunu düşünüyorum. Bu taraftar topluluğunun bundan sonra devreye girip bu kulübe destek sağlamasını buradan talep ediyorum. O kişilerin bu sezon zaten şey biletle gireceğimiz için, kağıt biletlerle gireceği için bu sezonda bize çok yardımcı olmalarını bekliyorum. Çünkü büyük takımın büyük taraftarı ancak böyle günlerde belli olur. Zor günde belli olur. Zor günde ortaya çıkarlar. Ve ben bu sene Bursa'da Bursa Spor taraftarının bu stadı komple dolduracağını, sezon başından sezon sonuna hem stattaki bilet paralarıyla hem forma hem alarak hem ürün alarak Bursaspor'a maddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü ihtiyacımız var. Tek başına bireylere bırakmamamız gerekiyor. 3 kişiden 5 kişiden para toplamamız gerekiyor. Hepimiz birlikte ortak olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve Bursa'daki Bursa futbol kamuoyunun buna yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu düşüncelerim hepsi pozitif. İnşallah bu düşüncelerim gerçek olur. Çünkü şu anda bir sinerji var. İyi bir sinerji yaratıldığını düşünüyorum. Çok başarılı bir teknik adam Tahsin Hoca'yı göreve geldi. Benim geçmişte başarılarım var. Baktığınız zaman yani liyakatlı insanların doğru yerlere geldiğini düşünüyoruz şu anda Bursa'da. Bundan sonra da liyakatlı oyuncuların iyi iş çıkarabileceğini düşünüyoruz. Yani yukarıdan aşağı kadar doğru işler yaparak, tabandan tavana kadar hepimiz doğru şekilde çalışarak Bursaspor'a maddi manevi tüm katkımızı sağlamamızı biz sağlarken de tarafların da Bursa'yı yönetenlerin de ve Bursa'daki doğanların ve doyanların da bize katkı sağlaması gerektiğini düşünüyorum ben. İnşallah bu temennilerim gerçek olur ki gerçek olması gerekiyor. Başka türlü yukarı çıkış yok. Maddesel ve manen çıkmamız için bu birlikteliği sağlamamız gerekiyor. Ben buradan sizin aracınızla sesleniyorum. Bursa futbol kamuoyuna lütfen bizi destekleyin. Hem maddesel hem manen. Tek manen desteklemekle bir yere varamayız. Maddesel olarak küçük rakamlarla da olsa, küçük şeylerle de olsa kulübümüze destek vermemiz lazım. Ve buradan sizin aracınızla sesleniyorum. İnşallah bu seslenişim karşılık görür ve yoluna devam eder. Peki kombinelerle ilgili bir gelişme var mı? Ne zaman çıkacağı belli mi hocam? Kulüp yönetiminle görüştüğüm kadarıyla bu hafta hazırlıklar yapılıyor. Tahmin ediyorum yani 10 gün içerisinde çıkacak bütün kombineler. Hepsi çıkacak şeylerin. Zaten formalarımız çıktı. Satışa başlayacaklar. Yani biz küçük şeylerle büyük iş yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu da becereceğiz. Ve ben inanıyorum Dortmund misali %70'ini, %75'ini stadın satacağımızı düşünüyorum. Şu anda buna çok büyük katkımız var, ihtiyacımız var. Mutlak surette bizim kombineleri doğru şekilde satmamız lazım. Yani bir şekilde insanların bize yani futbol kamuoyunun yardımcı olması gerekiyor. Başka türlü çıkışımız yok çünkü. Onun için de buradan yine sesleniyorum. Kombineler nasıl Fenerbahçe'de atıyorum 10 günde bitiyorsa bizimkini 5 günde bitirmemiz lazım. Bütün kombineleri ki önümüzdeki döneme eğer biz futbol şehri ise bunu gerçekleştirmemiz lazım. Hocam Bursaspor'da istikrara da bence ihtiyaç var. Geçen de Mutlu Futbol hesabımızdan bir paylaşım grafik paylaştı arkadaşlar. 100 günün üzerini gören hoca yok veya o maçın üzerini gören hoca yoktu galiba. Şu an rakamla belki karışmış olabilirim. Bununla ilgili hatta bir seyirci yorumu da geldi aşağıda. Artık çorap değiştirir gibi tek direktör değiştirmek istemiyoruz. İsmail hocamıza da Tarsın hocamıza da güvenimiz tam. Süper Lig'e yaklaşmanıza inanıyoruz tarzında bir yorum var aşağıda. İsmini okuyamadım. İnşallah inanıyorum ki bu doğru kararları biz doğru insanlar olarak addediyorum kendimizi. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Eğer senenin sonunda biz gemiyi limana yanaştırabilirsek hep beraber önümüzdeki işte 5 yılda
ben 1 yıl 2 yıl demiyorum, 5 yılda bu takımı en iyi yere getirebiliriz. En yüksek neresiyse oraya götürebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü neden? Şu anda alacağımız kararlar önemli. Şu anda verdiğimiz kararlar çok önemli. Burada ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bursaspor'da bundan sonraki yıllarda bir anayasa yazmayı düşünüyorum. Teknik açıdan Bursaspor'da kimler çalışabilir, kimler çalışamaz diye bir anayasa. Anayasa dediğim yani şöyle kriterler koymamız gerekiyor. Bu kriterlere uyan insanların profesyonel olarak gelmesi gerekiyor. Yetersiz insanların gelmemesi gerekiyor. Geçmişte yetersiz teknik adamlar, yetersiz yöneticiler, yetersiz taraftar, yetersiz futbolcularla böyle zor anlar yaşadık. Biz bundan sonra Bursaspor'a kriterler koyarak doğru teknik adamlar, doğru futbolcular, doğru taraftar ve doğru yöneticilerin gelmesini arzuluyoruz. İnşallah bunları da yazacağız. Bu şeyleri bir yazılışı metne de dökeceğiz. Önümüzdeki yıllarda Bursaspor'un hem yönetim bazında hem teknik bazda doğru kriterlerdeki insanların gelmesine fayda var diyorum. Ben kendi adıma doğru insan olduğum veya değilim anlamında söylemiyorum. İsimlerin önemli olmaması gerektiğini, doğru yapıda hak edenlerin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle olursa da eğer bunu becerebilirsek önümüzdeki 5 yılda ben şunu söyleyebilirim. Ben olurum veya olmam. Ama o kriterlerdeki insanların hepsinin doğru yerlere gelip doğru şekilde kulübe hizmet etmesi gerekiyor. Çünkü neden? Eğer bu kulübe iyi hizmet ederseniz iyi paralar kazanabilirsiniz. İyi hizmet etmezseniz zaten baktığınızda görüyorsunuz işte maddi çöküşü şu anda herkesin alacağı var. O onu söylüyor. Bu bunu söylüyor. İnşallah bir daha bu durumlara düşmeyiz. Biz elimizden gelen tüm gayretle bu kulübü daha yukarıya çıkarmak için gerek tüm çabamızı sarf edeceğiz. Hocam ilk sizin paylaşım yapıldığında ben teknik direktör olarak sizin öyle yorumladığınızda ben çok sevinmiştim. Daha sonra Tarsın Hoca da paylaşınca daha da bir sevindim. Yani bu ikilinin Bursaspor'a ben çok şey katacağına inanıyorum. Tekrardan başarılar diyorum size, ikinize de. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir tablo tabii ki. Şu anda bu tür takım yani benim bu yıl bunca yıllık tecrübemi sana şöyle aktarabilirim. Bir şehirde muhalefeti en azı indirgememiz gerekiyor. Şu anda yükselen yıldızımız Tahsin Hoca son 2 yılda çok başarılı. Benim geçmişteki başarılarım var. Bu ortaklığı ortaya koymamız gerekiyordu. Burada fedakarlıklar yapılacaksa biz hem Tahsin Hoca hem ben büyük fedakarlıklar yapabiliriz. Hem maddesel hem manen. Yaptık da zaten. Bu kulüp için elimizden gelen tüm gayretle bunları yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu kulüp bizim kulübümüz. Biz bu kulübün alt yapısında da oynadık ikimiz de. Bu kulübün A takımında da oynadık. Bu kulübe A takım bazında, genç takım bazında antrenörlükler, alt yapı bazında antrenörlükler de yaptık. Yani burası bizim evimiz, burası bizim yuvamız. Bizim başa gideceğimiz bir yer yok. Onun için de bu kulübe şu anda her ikimiz de bütün katkıları sağlamamız gerekiyor. Bu ortaklıkta zaten Tahsin Hocam da benim talebelerimden de inşallah hepimiz beraber birlikte kulübe çok katkıda bulunuruz. Biz yukarılara doğru çıkarırız. Gelen genç kardeşimiz, antrenör arkadaşlarımızla önümüzdeki dönemde bu yolu açarız. Bizden sonra onlar devam ederler. Biz başarılı olursak Bursa'daki ve Bursaspor'daki diğer arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de bizden sonra geleceklerdir. Onun için hepsini arkamızda hissetmemiz gerekiyor. Onların da desteği gerekiyor. Bizim elimizde sihirli değnek yok. Tek başımıza bir şey yapamayız. Onun için de tüm kamuoyunun bize destek vermesi lazım. Bizimle birlikte olması lazım. Ben zaten spor kamuoyundan inanılmaz destek istiyorum. Hepsine de bu destekle vermeleri için gerekli iletilerimi yapıyorum. Sizin aracınızda bu iletiyi bir daha buradan tekrarlıyorum. Tüm arkadaşlarımızın fikirleri bizim için önemli. Hepsini alıp karma hepimizin birlikte olup doğru yöne doğru gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de. Hocam son bir sorum. Bursa Spor'u kaç sene sonra Süper Lig'de görürüz? Ben tabii müneccim değilim ama bazen tabii bu tür hallerim var benim. Ben size söyleyeyim. Geçmişte işte çalıştığım takımlarda mesela bir Sakaryaspor örneği var. Çok enteresandır. Ben 4. maçta gelmiştim. İşler kötü gidiyordu. Ya dedim ki işte 10 maç sonra lider olmayacağımızı kim garanti edebilir? Herkes gülmüştü tabii. Bir baktık 10 maç sonra lider olmuş takım. Herkes işte ya bazen Allah söyletiyor. Siz de bugün bu soruyu sordunuz. Ben 3 sene sonra Süper Lig'deyiz diye düşünüyorum. İnşallah Allah seyretmiştir diyorum. İnşallah hocam.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkür Not ederim of ben. Fall. Sağ olun, var olun. Not of Fall ailesi olarak yayınımıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Yeni görevimize tekrardan başarılar diliyoruz. Sağ olun, Hoşça çok kalın. İyi mutluyum. akşamlar. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar temenni ediyorum. Görüşmek üzere diyorum.